Yunanistan'ın en önemli siyasi yüzlerinden biri sayılan ve adı Büyük Yunanistan düşüyle ilişkilendirilen Kriyakos Venizelos 23 Ağustos 1864 tarihinde o zaman Osmanlı hakimiyeti altında bulunan Girit adasının Hanya kazasına bağlı Moriniyes köyünde doğmuştur. Tüccar Kriyakos Venizelos ve Staline Polymidaki çiftinin 5. çocuğu olarak dünyaya gelen Venizelos ismini Aziz Eleftherios'tan almıştır. Venizelos soyadı ise baba tarafından büyük dedesi olan Venizelos Krevetas'ın vaftis ismidir. Yunan kaynaklarına göre Venizelos'un doğum hikayesi Girit'te yöresel bir geleneğe göre şekillenmiştir. Daha önce dünyaya gelen tüm erkek çocuklarını doğduktan kısa bir süre sonra kaybeden Venizelos ailesi, en son dünyaya gelen erkek çocuğunu yakın bir zeytinliğe bırakmış ve güya oradan geçen bir çoban çocuğu bulup aileye evlatlık vermiştir. Batıl inanışa göre Azrail'i kandıran çocuk ancak bu şekilde sağlıklı ve uzun ömürlü olacaktır. Venizelos'un kökeni Lakoniyalı Crevetas ailesine dayanmaktadır. Büyük dedesi Venizelos, 1770'te Osmanlı'ya karşı çıkarılan Orlov isyanına katılmasından dolayı Girit'e kaçmış ve oraya yerleşmiştir. Venizelos ailesinin tüm üyeleri 1821 Mora isyanı sırasında Girit'te Osmanlı'ya karşı çıkarılan ayaklanmalarda yer almış ve Baba Kriyakos Venizelos Yunanistan'a giderek Monemvasia'da Türklere karşı silahlı mücadelede bulunmuştur. Girit'e döndüğünde ticaret bürosu açan Kriyakos Venizelos, adada çıkan bir ayaklanmada yer aldığı için Osmanlı Devleti tarafından Yunanistan'a sürgün edilmiştir. 19 sene Yunanistan'da kalan Kriyakos Venizelos, 1851 yılında Girit'e dönmüştür. Ancak 1866 Girit ayaklanmasına destek verdiği gerekçesiyle yeniden Siros adasına sürgün edilmiştir. Venizelos da henüz 2 yaşındayken siyasi sürgün kimliğine sahip olmuştur. Kriyakos Venizelos ailesi 8 yıl kaldığı Siros'tan 1874 yılında Girit'e dönebilmiştir. Siros erkek lisesine kaydolan Venizelos 16 yaşında liseyi bitirmiştir. 1887 yılında Atina Hukuk Fakültesinden mezun olup hukuk doktoru ünvanını almıştır. Baba Kriakos Venizelos ulusal idealizmi benimsemiş, servetini isyan hareketlerinde harcamış, birçok kez ticareti bırakıp Türklere karşı silahlı mücadeleye girmiş biridir. Dolayısıyla Venizeloslar hayatlarının pek çok dönemini sürgün, kovuşturma ve sınır dışı edilme ile geçirmişlerdir. Yine Venizelos'un anne soyundan da bilhassa 19. yüzyılın ikinci yarısında Girit dağlarında Osmanlı'ya karşı savaşmış isyancılar bulunmaktadır. Venizelos ailesi köklerinden dolayı vatan, millet ve Yunanistan kelimeleriyle ulusal idealizmini şekillendirmiştir. Hayatının tüm evrelerinde gerek Girit, gerek Yunanistan'da ceryan eden her tür mücadelede hep ön saflarda yerini almıştır. Atina Hukuk Fakültesinden mezun olduğu sene Girit'te bir hukuk bürosu açarak avukatlık mesleğini bir süre icra etmiştir. Aynı zamanda birkaç arkadaşıyla beraber Lefka Ori isimli bir gazete çıkarmaya başlamış ve Kendisi de bu gazetede Hristiyan Balkan devletlerinin Türklere karşı birlik olması gerektiği konusunda çeşitli makaleler kaleme almıştır. 1890 yılında Hanyalı bir ailenin kızı olan Maria Eleftheorios ile evlenmiştir. Venizelos, 1889 yılında Liberal Parti'den aday olarak Girit Parlamentosu'na seçilmiş ve böylece siyasi varlığı da ilk kez resmileşmiştir. Girit'te mensup olduğu Liberal Parti, Fransız milliyetçiliği etkisinde kalmış, İngiliz yanlısı bir siyaset benimsemiştir. Dolayısıyla Venizelos'un ileriki dönemlerde siyasi hayatı Fransa ve İngiltere etkisi altında belirlenmiştir. Ancak Genel Kurul'da Muhafazakar Partinin adanın Yunanistan'a derhal bağlanması teklifi ve 1889 Girit isyanı sonucu Osmanlı 25 Kasım 1889 tarihinde yayınladığı fermanla bu meclisi dağıtmıştır. Osmanlı devletinin isyanı bastırmasından sonra Venizelos ve arkadaşları Atina'ya iltica etmiştir. Bir sene Atina'da kalan Venizelos 1890 yılında yeniden Girit'e dönmüş ve bir süre sadece avukatlık mesleğini icra etmiştir. Girit'in en önemli siyasi ve mücadeleci yüzlerinden biri olan Venizelos, Girit'in özelliğinden ziyade bağımsızlığını kazanıp Yunanistan ile birleşmesi hedefindedir. 1896 yılında Venizelos ve Girit'in önde gelen yüzleri tarafından kurulan İhtilal Komitesi, Akrotiri karargahında 5 Şubat 1897 tarihinde Girit, Giritlilerindir sloganı ile bir isyan başlatmışlardır. İsyan kısa sürede kontrolden çıkarak tüm adaya yayılmıştır. Adada isyanın büyümesiyle Osmanlı Devleti Yunanistan'a savaş ilan etmiştir. Yaklaşık bir ay süren Türk-Yunan Savaşı her ne kadar Yunanistan aleyhinde sonuçlansa da Girit özellik elde etmiş ve büyük devletlerin desteğiyle belirlenen muhtariyet esasları 18 Aralık 1897 tarihinde protokol imzalanarak ilan edilmiştir. Avrupalı devletler ve Osmanlı devleti arasında imzalanan antlaşma gereği, Girit adasının Osmanlı hakimiyeti altında muhtar bir vilayet olmasına karar verilmiştir. 23 Mart 1905 tarihinde Venizelos liderliğinde 7000'e yakın silahlı isyancı, Tiarios bölgesinde toplanarak adanın Yunanistan ile birleşmesi talebiyle isyan çıkarmışlardır. Terrisso isyanı ile Venizelos artık sadece Girit'te değil, aynı zamanda Yunanistan'da da Helenizm çıkarları için mücadele eden milli bir kahraman olarak anılmaya başlamıştır. 12 Ekim 1908 tarihinde Girit Meclisi değişiklikleri onaylamış ve 5 üyeli bir yürütme kurulu atamıştır. Venizelos da adadaki bu yeni oluşumda Dışişleri ve Adalet Bakanlığı görevini üstlenmiştir. 28 Ağustos 1909 tarihinde askeri birlik tarafından gerçekleşen Gudi Askeri Harekatı, Venizelos'un politik kariyerinde son derece önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Venizelos, Avrupalı güçler tarafından da kabul gören, ulusal çıkarlara hizmet edebilecek, Yunan ulusunun rıza göstereceği bir siyasi otorite olarak Yunanistan'a davet edilmiştir. 26 Aralık 1909 tarihinde Atina'ya ulaşan Venizelos, hem Girit isyanlarına hem de Gudi askeri harekatına verdiği destekten ötürü Yunan halkının takdirini kazanmış siyasi bir lider olmayı başarmıştır. 28 Kasım 1910 seçimlerinden mutlak bir zaferle çıkan Venizelos, başbakanlık göreviyle Yunanistan'da hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. Venizelos'a göre başta girit konusu olmak üzere Yunanistan'ın ulusal hedefleri ve Megali İdea'nın gerçekleşmesi için tek yol Osmanlı Devleti'ne karşı başarılı bir savaş yürütmek ve Osmanlı'nın Balkan topraklarından atılmasıdır. Balkan devletleri Ortodoksluğun birleştirici gücüyle Osmanlı'ya karşı birleşmişler ve Balkan savaşları sonunda Osmanlı varlığını Avrupa'dan silmişlerdir. Balkan Savaşları hem Yunanistan tarihi açısından hem de Megali İdea'nın hayalini kuran Yunan milleti açısından hızlı bir yükseliş döneminin de başlangıcıdır. Balkan Savaşları döneminde Venizelos'un politikaları Yunanistan'ın topraklarını iki kıta beş deniz şeklinde genişletip Büyük Yunanistan hayalini gerçekleştirmektir. Nitekim, Balkan Savaşları sonunda Yunanistan'ın elde ettiği toprak kazanımları, Megali İdea'nın gerçekleştirilebileceği konusunda büyük bir özgüvende oluşturmuştur. 1912-1913 Balkan Savaşları'na katılan Yunanistan'ın nüfusu ve toprakları iki katına çıkmıştır. Ege Adaları ile birlikte Güney Makedonya, Selanik ve Girit Yunanistan sınırlarına dahil olmuştur. Dolayısıyla, bu büyük başarının siyasi kanadı olan Venizelos'un Yunan halkının gözünde değeri çok daha fazla artmıştır. Ancak Ağustos 1914 tarihinde başlayan Birinci Dünya Savaşı, Yunanistan'da ulusal bölünme olarak nitelendirilen siyasal kutuplaşmanın da başlangıcını oluşturur. Aslında Birinci Balkan Savaşı sırasında ordunun başında bulunan Veliaht Konstantin'in manastıra askeri çıkarma yapılmasını desteklemesi, Venizelos'un ise jeopolitik öneminden dolayı vakit kaybetmeksizin Selanik'in ele geçirilmesini savunması aralarında ilk fikir ayrılığını ortaya çıkarmıştır. Yunanistan'ın Birinci Dünya Savaşı'na katılıp katılmaması konusundaki farklı mülahazalar ise Kral Konstantin ve Venizelos arasındaki iplerin tamamen kopmasına sebebiyet vermiştir. Kral Konstantin, küçük ama saygın bir Yunanistan fikriyle tarafsızlık düşüncesine sahipken, Venizelos'ta Yunanistan'ın derhal itilaf devletlerinin yanında savaşa girmesi gerektiğini savunmaktadır. Kral ile Başbakan Venizelos arasında yaşanan bu fikir tezatlık, Venizelos'un 1915 yılında iki defa hükümetten istifa etmesiyle ve aynı zamanda 11 Eylül 1916 tarihinde Selanik'te Milli Savunma Hükümeti adına defakto bir hükümet kurmasıyla sonuçlanmıştır. Ulusal bölünme olarak adlandırılan bu siyasi kutuplaşma 1917 yılına kadar Atina ve Selanik'te iki farklı hükümetin ayrı politik icraatlarına neden olmuştur. Fakat Yunan ordusu ile İngiliz ve Fransız askerleri arasında Atina'da meydana gelen silahlı çatışma sonunda Kral Konstantin 12 Haziran 1917 tarihinde istifa etmiş ve tahtı oğlu Aleksandros'a bırakmıştır. Kral Konstantin'in tahttan çekilmesiyle birlikte Venizelos Selanik'ten Atina'ya gelerek 27 Haziran 1917 tarihinde başbakanlık göreviyle yeniden hükümeti kurmuştur. Hükümeti kurduktan hemen sonra seferberlik ilan etmiş ve böylece Yunanistan 1. Dünya Savaşı'na dahil olmuştur. 11 Kasım 1918'de Antant güçlerinin galibiyetiyle savaş sona ermiş ve muzaffer taraflardan biri olan Başbakan Venizelos da 1919 Paris Barış Konferansı'nda Batı Anadolu ve İzmir'in Yunanlara verilmesi konusu başta olmak üzere tüm ulusal taleplerini dile getirmiştir. Paris Barış Konferansı kararıyla Yunanistan 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkararak bölgeyi işgal etmiştir. Venizelos, iki kıta ve beş denizden oluşan büyük bir Yunanistan yaratma hayalini 10 Ağustos 1920 tarihinde Paris'te imzalanan Sevr Antlaşması ile nihai çözüm ulaştırmıştır. Sevr Antlaşması, Venizelos'un siyasi hayatında elde ettiği başka bir diplomatik zaferdir. Ancak Sevri'yi imzaladıktan 3 gün sonra Paris'ten Yunanistan'a dönmeye hazırlanırken rakipleri Lyon Tiranga'rında Venizelos'u öldürmek için bir suikast girişiminde bulunmuşlardır. 13 Ağustos 1920'de başarısızlıkla sonuçlanan bu suikast girişiminden Venizelos hafif yaralanarak kurtulmuş ve yaraları iyileştikten sonra aynı yılın Eylül ayında Atina'ya dönmüştür. Venizelos Lozan Barış Görüşmelerinde Yunanistan'ı temsil etmiş ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. 19 Ağustos 1928 seçimlerinde partisinin elde ettiği büyük başarıyla yeniden siyasete dönen ve başbakan olan Venizelos 23 Eylül 1928'de İtalya ile Yunanistan arasında dostluk paktı imzalamıştır. 27 Mart 1929'da Cenevre'de Yugoslavya ile, 30 Ekim 1930'da Ankara'da Türkiye ile dostluk antlaşması imzalanmıştır. Özellikle Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen bu diplomatik temas, iki ülke arasında yaşanan krizlerin aşılmasında bir dönemeç olarak kabul edilmektedir. Nitekim 12 Ocak 1934 tarihinde Venizelos, İsveç Bilimler Akademisi'ne gönderdiği mektupla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştir.